Herkese merhaba, Pakademi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eğer başlığı görerek geldiyseniz sizi daha fazla bekletmeyelim. Evet, edebiyat ezberlenmeden de fullenir. Zaten o kadar yazarı ve eseri ezberlemeye çalışmak çok da mantıklı değil. Dersten de soğumayalım zaten, daha uzun bir süre o dersi çalışacaksınız. Eğer eşit ağırlık veya sözelseniz hedefinizdeki bölüme giden yol güzel bir edebiyat netinden geçiyor. AYT'de karşınıza çıkacak edebiyat sorularını lise sınavlarıyla karşılaştırmak mümkün değil. Öyle son geceden, son bir aydan oturayım, ezberleyeyim, yaparım demek olmuyor. Zaten ezberlemek de yeterli değil. Önemli olan derinlemesine öğrenmek. Peki bu derinlemesine öğrenmeyi nasıl yapacağız? Öncelikle kendinize zaman ayırın. Gerçekten gönül rahatlığıyla oturup sadece edebiyat çalışabileceğiniz bir zaman ayarlayın kendinize. Çünkü matematik, fen, Türkçe gibi daha başka dersler varken insanın eli edebiyat çalışmaya gitmiyor. Gitse de hep aklında öbür derslerdeki eksikleri, yanlışları oluyor. Edebiyat diğerlerine nazaran daha yavaş sonuç getiren, daha çok çaba harcamanızı gerektiren bir ders olduğu için de genellikle bir köşede kalıyor, unutuluyor. Nasıl olsa ezberler hallederim diye düşünmenize sebep olabilir. Benim size önerim hafta sonuna doğru nispeten böyle daha rahat olduğunuz bir günü komple edebiyata ayırmanız ve o gün sadece edebiyat çalışmanız. Yayıla yayıla böyle bir eser okuyun, bir yazar okuyun, test çözün, konu anlatımlarınızı yapın. İstediğiniz gibi edebiyat çalışın. İkinci önemli nokta da konu çalışmasıyla test çözümünü dengelemek. Çoğu öğrenci konu çalıştığı zaman sanki ders çalışmış gibi hissetmiyor kendini. Bir noktada da haklısınız. O testlere tikler atmanın işte veya yırtmanın verdiği "oh be ne güzel çalıştım" hissini konu çalışmak tabii ki de vermiyor. Ama şöyle bir durum da var. Edebiyat testlerini konuyu bilmeden çözemezsiniz. O yüzden her şıkta "aa bu kimmiş, bu eseri kim yazmış" diye telefona veya kitaba sarılmaktansa test çözümüne geçmeden önce oturup güzel bir konu çalışmanızı ben size tavsiye ediyorum. Bu konu çalışmasında tabii ki %100 her şeyi ezberlemeniz gerekmiyor. Zaten ezberleyemezsiniz de. Önemli olan kilit noktaları bilmek. O dönemin özellikleri neler? Bu dönemde özellikle hangi yazarları bilmeniz gerekiyor? O yazarların hangi eserleri daha önemli? Böyle daha kilit noktaları bildikten sonra test çözümüne başlayabilirsiniz. Konu çalışması için benim size tavsiyem bir adet el kitapçığı edinmeniz. Sakın öyle daha farklı yazar görürüm, daha farklı eser vardır diye 2-3 tanesini yığmayın. Zaten birazdan da bahsedeceğim. Test çözerken biz o bir tanecik el kitapçığını genişletiyor olacağız. Bir diğer taktiğim de test çözme metodunuza yönelik olacak. Herkes nasıl çözer testleri? Doğru bildiklerini yapar, yanlışları veya boşları olur. Sadece doğrulara odaklanır, mutlu olur ve o testi bir köşeye atar. Edebiyatta bunun tam tersini yapmamız gerekiyor. Özellikle testlerimizi çok daha dikkatli çözmemiz gerekiyor. Çünkü bu testleri sadece çözmek için çözmeyeceksiniz. Bu testlerden konuyu da öğreneceksiniz. Hani bir gününüzü edebiyata ayırmıştınız ya, o gün konu çalışmanız bittikten sonra açın önünüze testinizi, açın kitabınızı, açın el kitapçığınızı. Bütün gün yayıla yayıla soru çözün. Ama bu soruda sakın cevap "A şık, oh ben de bunu buldum" diye geçmeyin. Cevap doğruysa bile diğer şıklardaki yazarlar kimler? Hangi dönemlere aitler? Bu yazarların eserleri neler? Veya diğer bir şıklarda eserler varsa bu eserler hangi konuyu, hangi temayı işliyor? Hepsini derinlemesine öğrenmeye çalışın ve testte öğrendiğiniz bu noktaları da ya el kitapçığınıza yazın ya da bir defter tutabilirsiniz bunun için ayrı. Daha sonradan bu notlara bakmak da inanın çok faydalı oluyor. Bu saydığım metotlar sizin edebiyat çalışma stilinizi ve öğrenme stilinizi oldukça değiştirecektir. Ama yeterli de değil çünkü bu çalıştıklarınızı da unutabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey düzenli tekrarlarınızı da oturtmanız. Hafta içi bir gün mesela, o edebiyata ayırdığınız gün dışında bir günde oturup eski konularınızdan notlarınızı okuyabilirsiniz, tekrar test çözebilirsiniz. Sürekli bütün konuları böyle sıcak tutmaya özen gösterin. Son taktiğim ise öğrendiklerinizi daha kalıcı kılmanıza yarayacak bir metot. Özellikle edebiyat gibi böyle bol ezber içeren derslerde de uygulayabilirsiniz. İlişki kurma, hikayelendirme metodu. Bunu yapan birçok yer var. Edebiyat için özellikle dolaşan birçok hikaye var. Ama benim size tavsiyem oturup yazarları ve eserlere yönelik akılda kalıcılığını sağlayan kendi hikayelerinizi kurmanız. Böyle yaptığınız zaman hikayeyi ezberlemenize de gerek kalmayacak ve böylelikle daha kolay aklınıza geliyor olacak o yazarlar ve eserler. Edebiyat derinlemesine öğrenilmesi gerçekten zor bir ders ama umarım bu verdiğim taktiklerle bu aşama sizin için biraz daha kolaylaşır. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve aklınızdaki soruları bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.